Sevgili izleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün son dönemde iyice de gündemden düşen Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ve Karadeniz'de neler olduğunu konuşacağız. Çünkü yaklaşık bir yıldır Doğu Akdeniz'de şu anda bir gemimiz var ve bu gemi de Türk karasularında ya da limanda bekliyor. Diğer bütün gemilerimiz, sondaj, sismik araştırma gemilerimiz hepsi Karadeniz bölgesinde ve bulunduğu söylenen gazın bir an önce çıkartılması için o bölgeye yoğunlaştırılmış durumda. Bugün bu konuyu masaya yatıracağız. Ayrıca Nusaybin'de Enerji Bakanımızın bir açıklaması olduğu yüksek rezervde petrol bulunduğu yönünde. Türkiye'de bu konuda en önemli ve en deneyimli isimlerden Sayın Necdet Pamir ile konuşacağız. Kendisi önemli bir enerji uzmanımız ve öğretim üyesi. Hocam merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sevgili. Teşekkür ederim. Şimdi hemen açıklamadan gireyim. 2026'da konutların tüm ihtiyacı, konutların demek ki yetmiyor. Konutların tüm ihtiyacı Karadeniz'de bulunan gaz rezervinden alınacakmış. Ne oluyor hocam? Herkes Karadeniz'de, gemiler Karadeniz'de. Orada yeni yerler mi arıyor bu gemiler? Ya da bir nedenden dolayı bir yıldır biz bilerek ve isteyerek Doğu Karadeniz'deki sahneden çekildik mi hocam? Doğu Akdeniz'deki. Düzeltiyorum, evet. Tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. İsterseniz Karadeniz'den mi başlayayım, Doğu Akdeniz'den mi başlayayım? Şimdi Karadeniz'de Ağustos 2020'de bir keşif söz konusu oldu. Karadeniz'de bugüne kadar da irili ufaklı bir takım keşifler oldu. Fakat bugüne kadar rastlananlar rezerv açısından çok büyük ve anlamlı rezervler değildi. Tabii ne kadar bulsanız, eğer ekonomik olarak üretebilirseniz mutlaka ülkenin ekonomisine, dışa bağımlılığını azaltma noktasında da bağımlılığına, olumlu katkıları, bağımsızlığına daha doğrusu olacaktır. Bu küçümsenecek bir şey değil. Ancak bu 2020 Ağustos'unda daha ilk kuyu delinirken, ilk kuyudan da biraz ilk kuyu meselesini de açayım. Yani şimdi bir saha olabilir. Sağında solunda siz yıllarca üretim yapmış olabilirsiniz. Ona benzer bir sahadır. Bir analoji yaparak tahmini bir rezerv söylemenin bilimsel de bir altyapısı vardır. Benzerlik var ise. Ama bu coğrafyada Karadeniz'de irili ufaklı bir takım şeyler olmasına rağmen keşifler, daha sonra ekonomik üretilemedi. Bu ilk defa açılan kuyu ve benzeri yok. En benzeri Romanya tarafında. 6-7 tane kuyu açtılar. 60 milyar metreküp gibi bir rezervi 6-7 kuyu açtıktan sonra öne sürdüler. Onun operatörü, en büyük ortağı Romanya'daki sahanın Exxon Mobil'di. Exxon Mobil biraz da doğalgaz fiyatlarının 2020'de düşmesine de bağlı olarak 750 milyon doları harcadıktan sonra o sahayı terk etti. Neptün bloğu. Yani analoji yapacaksanız önünüzdeki yapacağınız analoji çok böyle umut verici bir şey değil. Fakat daha ilk kuyunun hedef seviyesine 1050 metre varken, ki sismik bir yapı görüyorsunuz, sismik çalışma yapıyorsunuz, 2 boyutlu, 3 boyutlu, onun arkasından siz sondaj yapmadan doğru bir yeri seçip en uygun yerde, eğer bir antiklinal yapıysa bunun en tepe noktası apex'inde tespit edip bir kuyu delmeden ve fiziki olarak petrolü ya da gazı görmeden orada kesinlikle petrol var, gaz var diyemezsiniz. Her ikisi beraber olabilir, sulu olabilir, sadece su olur, kuru kuyu olur. Bunun bir sürü örneği var. Dolayısıyla daha hedef seviyeye 1050 metre varken Sayın Cumhurbaşkanı gitti. Orada bir törenle, yani nedeni belli açıkçası. Yani bu tür açıklamaları yapacak insan Cumhurbaşkanı değildir. Yani başka bir ülkede örneği zaten yok. Alıştık biz milletçe ekonomik krizlerin doruk noktaya çıktığı dönemlerde gaz, petrol, altın, her şeyi buluyorlar. Her neyse, şöyle söyleyeyim. Bir rezerv açıkladı. Şimdi bizim mesleğimiz bu. Ben petrol rezervi var mı? 405 milyar metreküp, sonra da 135 daha bulduk dedi. Evet, yani açık artırmayla gitti. İlk seferinde 320 milyar metreküp açıkladı. Ki dediğim gibi hedef seviyeye gitmemişsiniz. İlk kuyuda böyle bir açıklama yaparsınız belki ama bilimsel bir karşılığı yoktur. Dolayısıyla bunun üstünden ikinci bir kuyu açıldı vesaire derken 500 küsüre kadar toplamda çıkardılar. Şimdi
Bir kere rezerv hesabı için o gün de söyledim. Hepsi kayıtlarda vardır. Siz 5-6 tane minimum tespit kuyusu açmadan, yani ilk kuyuyu açtınız. Ondan sonra bir fiziki bulgunuz var. Bunun adı keşiftir. İngilizce resource, Türkçesi kaynak ya da keşiftir. Ama rezerv diyebilmeniz için 5-6 tane en azından farklı yerlerinde rezervuarı temsil edebilecek yerlerde kuyu açacaksınız. Oradan alacağınız verilerle, logu var bunun, karotu var, kısa süreli testi var, uzun süreli testi var. Bütün bunlardan sonra homojen mi değil mi bir sürü parametresini göreceksiniz. Rezervuar itim mekanizmalarını göreceksiniz. En az 1-2 aylık uzatılmış basınç testleri yapacaksınız. Ondan sonra tahmini bir rezervden söz edebilirsiniz. Hocam şu ana kadar yapılmadı mı bu kaç yıldır? Şimdi şöyle bakın, 2020'nin Ağustos'unda oldu. Biz bunu söylediğimizde yine hani troller, şunlar bunlar kalktılar, konuştular. Hepsinin mesleği, her mesleği biliyorlar. Tabii zaten bunları konuşmak bile hemen devlet düşmanlığı yaftasını vuruyorlar. Kendileri çok devletçi ya. Yani devlet düşmanlığını ya da yurtseverliği hani onların deyimle sizden öğrenecek değiliz. O kadar. Dolayısıyla herkesin şeceresi belli, yaptıkları belli bugüne kadar. Onun için ciddiye bile almıyoruz ama konuştular. Fakat arkasından şu ana kadar 6-7 tane kuyu açıldı. Yani dediğimize şu anlamda gelindi. Evet, bu kuyuları açtınız. Şimdi bilgiler, mesela basınç testleri, her şey her dakika herkesle paylaşılmaz ama bunların detayları açıklanmadığı için iddiaları üstünden gidiyorsunuz. Mesele şudur. Şimdi burada siz en az 5-6 milyar dolarlık bir yatırım yapmak durumundasınız. Yani o saha eğer iddia ettiğiniz gibi bir rezerve sahipse, ya seviniriz de bundan, 5 katı rezerv de çıkabilir. O zaman bu yatırımı yapabilmeniz için öncelikle rezervinizden emin olmanız lazım. Peki hocam, arada şunu sormak istiyorum, çok özür dilerim. Yo, rica ederim. Bir gemiler Türk gemisi, yine bir gemi daha aldık. 5-6 tane gemi koleksiyonu yapıyoruz. Peki bu gemilerin personelleri, bu tespitleri yapanlar, mühendisler, uzmanlar Türk mü? Şimdi büyük bir kısmı yabancı. Yani şöyle söyleyeyim, bakın hatırlarsınız, ilk bu sondaj yapıldığı zaman yerli ve milli diyorlar sürekli, hani görevlendirdikleri. Onlar türlü yok derse yoktur değil mi hocam? Yok bulamadık nasıl derlerse yok. Onlar mesela bu verilere göre burada gaz yok dediği anda bitmiştir yani. Hayır, şu an varsa da yok derse. Bakın bir arşivlere bakalım sevgili Vedat Yenerer. Göreceksiniz. Ben bunun neresi milli, neresi yerli dediğim zaman, çünkü 2015 yılından itibaren özelleştirmeye hazırladıkları, elde kalan sadece bir TEPA ile BOTAŞ var, bir de TEİAŞ var. Özelleştirmeye hazırlıyorlar, varlık fonuna devrettiler. 2015'ten sonra da yüzlerce ağırlıklı olarak yer bilimci, deneyimli, Akdeniz'i de Karadeniz'i de bilen tasfiye ettiler. Yani dikensiz gül bahçesi hazırlıyorlar özelleştirmeye. Ben dedim ki neresi yerli, neresi milli kardeşim? Bütün bu kadroları boşaltmışım. Kurumun sondaj ve kuyu tamamlama gibi iki temel fonksiyonunu ortadan kaldırmışım. Her şeyi hizmet olarak alıyorsun. Yani burada da tabii bu hangi ihaleyle alıyorsun, gemileri hangi ihaleyle aldın, kamu ihale kanunu kapsamı dışına çıkardın, Sayıştay diye bir denetim yok ortada. Olsa bile ciddiye alan yok ya da kale almıyorlar. Acayip bir dönem var. Şimdi bütün bunlara iddia ettiler, üretimde kesinlikle TEPA olacak, yabancı yok. Geçtiğimiz günlerde gene açıklandı. Tamamen anahtar teslimi, turnkey, Schlumberger, Subsea 7, onun alt kuruluşudur aslında. Artı Wood Mackenzie kuruluşlarının oluşturduğu konsorsiyuma verdiler. Ve milyarlarca dolarlık buna para ödeniyor. Şu anda da BOTAŞ'ı vermeye hazırlanıyorlar. Şu anda BOTAŞ her an satılabilir. BOTAŞ'ı da özelleştirmeye hazırlıyorlar. Çünkü şeyden belli, getirdikleri torba yasadan, bu bütçe görüşmelerinin hemen akabinde gümrük vergilerinden affediyorlar vesaire bir sürü kalemi. Şimdi bunu dikensiz gül bahçesi, BOTAŞ'ı da hazırlıyorlar ve bu arada da BOTAŞ'ın eşleniği, karşı değeri olan İtalya'nın Saipem adlı şirketine de eğer orada bir gaz üretimi olursa bunu 175 kilometre öteye Filyos'a taşıyacak boru hattını da gene anahtar teslimi Saipem'e verdiniz. Neresi milli, neresi yerli? Yani hizmet alınmaz mı? Dünyanın en büyük şirketleri de hizmet alırlar ama bu kadar ağırlıklı hizmet tırnak içinde alınıyorsa burada başka bir şey var. Bir de utanmadan yerli milli, yerli milli diye kampanyasını yapmayın.
Dolayısıyla şu anda rezerv miktarı konusunda elimizdeki bilgilere göre iddia edilen rezervin olmama ihtimali var. Bunu iddia ettikleri gibi 2023 sürekli hani sanki Cumhuriyet onlar için çok önemli. Şimdi 2026 oldu. 2026. 2026 hani belli bir düzeye çıkacak üretim anlamında. İlk üretimi 2023'te alacağız deyip evet. duruyorlar. Bunun da olmayacağını söyledik. Ama dediğin gibi o tarihlere uzatmaya başladılar. Ya bir şey söylüyorsak bunlar 42. yılımız sektörde herhalde bir şey bilerek konuşuyoruz. Üstelik bir konuyu gündeme getirdiğimiz zaman da bu konunun uzmanı arkadaşlarla biz oturup bu vatandaşlar gibi yapmıyoruz. Oturuyoruz, inceliyoruz, sık dokuyoruz. Bütün birikimimizi ortaya koyup kamu yararı için, ulusal çıkar doğrultusunda ne doğruysa onu söylüyoruz. Dolayısıyla yani mal satmadığımız için ne doğruysa söyledik ve bunların hepsi teker teker çıkıyor. Onları yumuşatarak bir şey hani biz demiştik dedirtmemek için debeleniyorlar. İşin bir tarafı bu. Doğu Akdeniz'e baktığımız zaman şimdi siz biraz önce söylediğim gibi 4 tane derin su sondaj gemisi alındı. Çok az sayıda ülkede böyle bir birikim var. Biz ilk başta şuna sahip çıktık mühendisler, mimarlar olarak. Dedik ki kardeşim Türkiye'ye madem Doğu Akdeniz'de ambargo koyuyor. Çünkü burası ihtilaflı sular. Münhasır ekonomik bölge sorunu çözülmemiş. Ama Karadeniz'de böyle bir sorun yok. Sovyetlerden bu tarafa aktarıldı ve bu kadar birbiriyle çelişen çıkarları olan devletler olmasına rağmen Karadeniz'de Ukrayna'sı, Romanya'sı, Bulgaristan'ı birçoğu Batı kampına Amerika'ya yakın hatta Gürcistan'ı Türkiye, Rusya el sıkıştılar. Münhasır ekonomik bölge sorunumuz yok. Burası bir barış denizi idi. Amerika burnunu sokana kadar gene şu son dönemde İngilizler, Fransızlar, NATO gıdıklamaya başladı gene Karadeniz ama münhasır ekonomik bölge sorunu yoktu. Ama Doğu Akdeniz'e geldiğimiz zaman Türkiye bir şirket kiralamaya kalksa sismik için ya da sondaj için onların mutlaka kulağı bükülüyordu AB ya da ABD tarafından. Dolayısıyla gemi alma prensip olarak doğruydu ama tekrar ediyorum. Bunların büyük bir çoğunluğu Barbaros sismik hariç hepsi ihalesiz alındı. Benim bildiğim hocam kadarıyla. bu gemilerin fiyatı nedir ve bu gemi alım satımlarındaki komisyon ne kadardır? Valla komisyonun ne kadar olduğu... Burası çok önemli. Burası en önemlisi çünkü. Şöyle sevgili Vedat Yener'er, bildiğim şeyi konuşurum. Yani mesela şimdi sen bana soruyorsun, ben bunu iş edinirim. O komisyon miktarına da ayrıca bakarım ama benim şu an hazırımda olan bir şey değil. Fakat gemiler için mesela... Genel olarak. İlk aldıkları gemi için 250 milyon dolar gibi bir afişe fiyat söylendi. Arkasından da bir hayli miktar... 100 küsür milyon dolar ya. Yanlış bilgi vermemeye çalışıyorum. Ezberden konuşuyorum şu an. Dolayısıyla bir de bunu iyileştirmek, upgrade etmek için de masraf yapıldı. Bunu düşün. Fatih için. Yani bunlar Deep Sea Metro 2, Deep Sea Metro 1 sıralamasını söylüyorum. Önce 2, sonra 1'i aldılar. Yavuz oldu. 1 numaralı gemi. Kanuni alındı ki onun kapasitesi de... Oruç Reis var. İddia edildiği gibi çıkmadı. Sadece kuyu testi yapıyorlar. Yani sondaj yapacak cesamette çıkmadı. Dolayısıyla 4 tane de derin sondaj geminiz var. Bunlar hangi ihaleyle alındı? TEPA'yı BOTAŞ'ı kamu ihale kanunu kapsamı dışına çıkardınız. Dediğim gibi bunun denetimi yok. Her bir işi neredeyse hizmet olarak alıyorsunuz tırnak içinde. Bütün bunların masraflarını koyun. Ben Karadeniz için almadım ki bunları. Karadeniz'de böyle bir sıkıntı yok. Kiralarsın. Çünkü orası dediğim gibi tarafların anlaştığı bir deniz. Ama ne oldu? Ey Amerika, ey AB. İtibar için aldık. İtibar için alıyoruz bunları. İnşallah evet. Bir 4-5 tane daha almazlar itibar diye. Evet, itibarı bunlarla ölçüyorsunuz. Evet. İtibar öyle olmuyor. Yetişmiş elemanınızla, gerçekten milli yerli faaliyetlerle, stratejik bir sektör olan enerji sektörünü hallaç pamuğu gibi attılar. Elde kurum kalmadı. Cumhuriyet'in kurduğu hiçbir kurum, ne TÜPRAŞ'ı, ne PETKİM'i, ne petrol ofisi, hiçbir tanesi kalmadı. Teki paramparça ettiler. Şimdi en son elde kalan stratejik gene değeri olan TİAŞ'ı satmaya çalışıyorlar. En son bir de BOTAŞ'la TEPA varlık fonuna bağladılar. Son yıllarda zarardan başka bir şey. Bugün yarın Katar'ın gündemine girer. Hocam vaktimiz daralıyor. Biraz sonra petrol meselesine geleceğim. Katar-Rum ortaklığı bizim bu dağlara kar yağdı herhalde. Katarlılar bizi ne yaptı? Sırtımızdan mı hançerlediler? Bir de BOTAŞ'ı Katar alırsa,
Katar-Rum ortaklığı olacak o sahada. BOTAŞ mı arama yapacak? Nasıl olacak yani? Hayır, BOTAŞ bir arama şirketi değil. Doğalgaz. Doğalgaz, düzeltiyorum. Doğalgazın evet. Ticaretini vesaire. Ya şöyle, şimdi şu an arama faaliyetlerini yapan Türkiye Petrolleri ve bunların yurt dışında kurdukları OTC denen şirket. Yani bu yurt dışında şirket kurmanın da başka arka planları var. Yani vergi meselesi, denetlenememesi vesaire gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu an 5 numaralı blokta. Bu 5 numaralı blok dedikleri Rumların tek taraflı olarak 13 tane bloğa ayırdılar. Denizel alanını, özellikle doğusu ve güneyini adanın. Ve ihtilaflı sularda hiçbir şekilde arama ve arama amaçlı sondaj yapılamaz diyen Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi hilafına burada 3 ayrı tur ihale yapmışlardı. Burada da 3 ayrı keşif ilan ettiler. Bunların hepsi hukuksuz. Uluslararası hukuka aykırı. 10 numaralı blok vardı, 5'in daha altında. Burada gene Exxon Mobil'le Katar sondaj yapıp keşif ilan etti. Bu yeni değil. Bu ikincisi, şöyle bir farklılığı var. Gene aynı işi yapıyorlar maalesef. Yani kadim dostunuz. Üstelik Sayın Erdoğan'ın ziyaretinin hemen akabinde anlaşma imzaladılar. Ertesi gün, ertesi gün. 5 numaralı blokta Türkiye'nin kıta sahanlığı var kısmen. Şimdi 10 numaralı blok bizim kıta sahanlığı tescil ettirdiğimiz yahut da Birleşmiş Milletler'e bildirdiğimiz kıta sahanlığımızın ötesinde. Ama hem 10. blokta hem de 5. blokta 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na ve ona hayat veren Londra-Zürih Anlaşmalarına göre Türk toplumunun ya da KKTC'nin hakları eşittir. Rumların ne hakkı varsa adanın üstünde, karasında, denizinde. Dolayısıyla ne 10. blokta ne 12'de Afrodit keşfi, Kalipso keşfi, bunların hepsinde KKTC'nin hakları var. Nitekim 3 numaralı blok dedikleri yere İtalyanların Saipem gemisini getirdi Güney Kıbrıs Rum yönetimi. Hatırlarsınız, bizim donanmamız gitti, müdahale etti ve Saipem geri kaçmak zorunda kaldı. Orası bizim kıta sahanlığı iddiamızda olan bir yer değildi. Ama KKTC'nin Türkiye Petrollerine ruhsat verdiği bir yerdi. Dolayısıyla 5. blok hem Türkiye'nin kıta sahanlığıyla çakışan alanlar var. Efendim, Çavuşoğlu diyor ki bize söz verdiler, bizim alanımıza girmeyecekler. KKTC'nin hakları ne olacak Sayın Çavuşoğlu? Yani önemli değil. Bir yıldır. Bir de verilen sözler bugüne kadar hiç tutulmadı. Onlar da anladığım kadarıyla hükümetimiz bizim kandırıldık demeye bayılıyor yani. Bayılıyorlar yani. Ya biri bizi kandırsın da kandırıldık demeye bayılıyorlar yani. Söz verdiler, tutmadılar. Doymuyorlar yani kandır. Çıngırak olarak boyunlarında kalsın ama kandırıldıkları falan yok işte. İç politikaya yönelik bir şeyler konuşuyorlar. Bilerek yapıyorlar diyorsunuz. Bilerek ve isteyerek yapıyorlar bunu. İşleri güçleri stratejik çıkar değil. Birilerinin ticaret yapması. Bakın, açık söylemek gerekirse son bir yıldır, başta da söylediğiniz gibi, bütün gemiler çekildi, hepsi Karadeniz'e çıktı. Dediğim gibi bu gemiler Karadeniz'e münhasır, Karadeniz için alınmadı. Orada kiralama da yaparsınız, çok daha ucuza mal olur. Rekabetten de yararlanırsınız. Ama bakın, Oruç Reis gene başta da vurguladığınız gibi kara sularımızda dolanıyor. Şimdi diyebilirler ki olur mu, Oruç Reis orada sismeye devam ediyor, iddiamız sürüyor. Hayır, kara sularımızda. Hatta en son geçen hafta galiba Taşucu Limanı'ndaydı. Dolayısıyla bütün gemiler Karadeniz'e çekildi. Son bir yıldır oradalar. Tek bir yaprak kıpırdamıyor. Ya belli ki söz verilmiş. Amerikalılara söz vermişler. Kesinlikle. Çekin bu gemileri buradan talimatına uymuşlar. Hocam bu YouTube yayınları biraz daha dinamik oluyor. Daha kısa oluyor biliyorsunuz. Hemen geleceğim. Enerji Bakanı yine çıktı. Acayip şekilde petrol bulduk. Anadolu Ajansı yüksek gravite 11 bilmem 9 müydü? Hayır, yüksek değil, tam tersi o. Şimdi onu söyleyeceğim. 11.9 gravite, çok yüksek kalitede, aynı haber öyle diyor Anadolu Ajansı. Petrol bulduk diyor. Şimdi ben dünyanın pek çok yerinde petrol sahalarını biliyorum. Mesela petrol Azerbaycan'da Hazar Denizi'nde böyle çay bardağına koyduğunuz zaman koyu renkli çay gibi, o kadar derişiktir. Tam tersi seyreltiktir. Irak da öyledir. Suriye Arabistan petrolü öyledir keza. Bizde de çatlaklar var denir, şu denir, bu denir. Fuel oil gibi şey çıkar. Şimdi görüntülere baktım. Bu bulunan yerdeki
ağır böyle bir petrol çıkmış oradan. Öyle. Katran çıkmış. Şimdi gözle görülen yanlışı biz görüyoruz. Devlet bilerek ve isteyerek yanlış bilgi mi veriyor? Bir, Remalan bölgesi Suriye'de Deir ez-Zor ve Haseke bölgesindeki petrol bölgelerinden sonra en verimli petrolün olduğu yer Remalan bölgesi, biliyorsunuz. Bizim Nusaybin'e yakın. Hatta şu anda petrol bulduk dedikleri yerde durursanız Suriye'nin at başlarını görürsünüz. O kadar yakın yani. Bugüne kadar ne oldu da 30 yıldır ben o bölgede İngilizlerin petrol var ama rezervi yok deyip kapattıkları, betonladıkları kuyuların çoğunu biliyorum. Çalışkandır vesairedir. Şimdi nedense birdenbire dün bakanlığın verdiği listede Çalışkan da vardı. Çalışkan 1 diye yazmışlar. Şimdi hocam 2015'te ve 2018'de iki defa Rusya Avrupa'yı ayağa kaldırdı, dünyayı ayağa kaldırdı. Türkiye IŞİD petrolünü gayri resmi yoldan Türkiye'ye alıyor veya başka bir yerlere satıyor diye. Her ne kadar Cumhurbaşkanı bunları yalanladıysa da ben IŞİD petrolü daha sonra IŞİD o bölgeyi PKK'ya bıraktığı için o bölgeyi yakından takip eden gazetecilerden biriyim. Amerikalılar o bölgede PKK'ya bu konuda destek veriyorlar ama herkesin bildiği gibi Rusya o petrol üretilen yerlerin hepsini vurdu. Çünkü PKK oradan çok büyük gelir elde ediyor. Ben Sayın Cumhurbaşkanı oradan petrol Türkiye'ye taşındığını yalanlamış olabilir ama PKK petrolünün Türkiye'ye nasıl girdiğini belgeleriyle, videolarıyla ve bunun bir ihanet olduğunu ortaya koyan gazeteciyim. Ve daha sonra apar topar sınır kapılarını valiler kapattılar. Bütün Irak'ta PKK'nın ürettiği o kötü mazotu, kırmızı renk kötü mazotu kum kamyonu adı altında Türkiye'den giden binlerce kamyon boş gidiyor, patates götürüyor veya soğan götürüyor kum kamyonları veya kum götürüyor nereye götürüyorlarsa. Dönüşte en az bir ton olan yakıtlarını PKK kampları, PKK'nın yönettiği ve PKK bölgesine geçerek, hatta gümrük de oluşturmuşlar orada, Türkiye'ye soktular ve AKP hükümetinin yol verdiği, çalışma izni verdiği bu şirketler bu mazotları Antep, Kilis, Urfa her yerde başta köylüler olmak üzere sattılar uzun yıllar. Bu benim haberlerimden sonra yaklaşık 1,5 yıl oluyor. Bütün kapılarda alarm verdiler. Çünkü şunu söyledim. Bütün yetkililer, bu hükümet gittiği gün vatana ihanetten yargılanacaksınız. PKK'ya mermi vermekten yargılanacaksınız diye. Bunun başka hiçbir farkı yok bence. Şimdi sınırda birdenbire petrol bulundu. Bu petrol, gösterilen petrol, Anadolu Ajansı'nın gösterdiği petrol yüksek gravite falan değil. Şimdi siz bir uzman olarak ben şunu soruyorum. Bir komplo teorisi mi var burada? Yani aslında petrolün falan bulunduğu yok. Biz bu numara haberlere AKP döneminde alıştığımız için ya başka bir oyun mu dönüyor? Nedir burada verilmek istenen mesaj? Bazı şeylerin üstü mü örtülmek isteniyor hocam? Şimdi şöyle söyleyeyim sevgili Vedat Yenerer, birbirimizi senelerdir tanıyoruz. Ben elimde herhangi bir belge olduğu zaman bunu dikkatlice derken bunu yapanların yanına kar bırakmamak ama ülke çıkarlarını da zedelememek adına dikkatlice kullanırım. Yani ortamına göre. Şimdi ben bu iddiaları birçok yerde dinliyorum. Ancak şu iki konuyu bir ayırarak anlatmaya çalışayım. Bir de Anadolu Ajansı'nın bu haberini görmedim. Ben TRT'ninkini görmüştüm. Gün Yurdu 1 denen kuyudaki keşfi söylüyor. Evet. 11.8 API derecesi gravite. Dediğiniz şey. API bir kere bu katran gibi bir şey. Yani 11.8 öyle hafif mafif petrol değil. Eğer birileri gerçekten buna hafif petrol diyorsa ya cehaletinden diyordur ya da bir şeylere altyapı hazırlıyordur. Bu yüksek gravite diyor hocam. Falan değil. Yüksek gravite diyorlar. Yüksek mümkün değil. Şöyle söyleyeyim. Yüksek gravite derken spesifik gravite ayrıdır. Yani özgül gravite ayrıdır. API gravitesi ayrıdır. Neredeyse bunlar birbirinin tersidir. Yani API gravitesi düşük rakam olan 10, 11, 12 bu gibi şeyler petrol. Batıraman'da da öyledir mesela. Çamurlu Nusaybin sahalarımızda da öyledir. Bu ağır petroldür. Ama spesifik gravitesi bunların çok daha yani yüksektir rakam olarak. API gravitesi düşüktür. Eğer bir kafa karışıklığı değilse belki de bir şeylere biraz önce söylediğiniz nedenlerle birileri, aklı evveller zemin hazırlıyor olabilir. Yani
Suriye tarafından gelebilecek bir petrolün kendi keşifleri gibi kullanılması olabilir. Bildiğim bir şey olursa onu mutlaka söylerim. Ama bahsi geçen iddialar, sizin de dile getirdiğiniz iddialar, Rusya Federasyonu tarafından Türkiye suçlanarak Birleşmiş Milletler'de yani resmi olarak başvuruyla dile getirildi. Gene Potus ve Beyefendi kitabına bakın. Irak'tan yapılan bu tür ticaretle ilgili çok detaylı bir takım çalışmalar yapıldı. O çalışmaları yapan arkadaşlar, Tolga Tanış mesela, şeyini kaybetti, işini kaybetti. Benzer şeyler sizin de başınıza geldi. Fotoğraflar çok net. Canlı boru hattı gibi o tankerlerle uydudan çekilmiş fotoğraflar çok net. Hepsi Türkiye'ye giriyordu. Valla Amerikan Hazine Bakanlığı'nın raporlarında da benzer iddialar var. Öbür taraftan Financial Times böyle krokilerle vesaireyle çeşitli seferler yayınladı. IŞİD petrolü için yayınladı. Ya bunların hepsi olabilir. Yani ben kesinlikle elimde belgesi olan her şeyi konuşurum. Ama ne sadece Financial Times'ın iddiası üstünden ne işte Amerikan Hazine, yani şunun için karşınızdaki adamlarda sütten çıkma ak kaşık değil ki Amerikalısı vesairesi. O nedenle temkinli davranmaya çalışıyorum ama bunların hepsi mümkündür, olabilir. Ben sadece Günyurdu 1'de bulunan petrolün kalitesi düşük, ağır petrol, hem ekonomik değeri düşük hem de daha zor çıkarılan, ilave proses gerektirebilen, yalnız ve ancak Türkiye'deki Batman rafinerisinde rafine edilebilen bir petrol olduğunu söylerim. Ve henüz daha 9 Aralık'ta bunun testlerine başlanmış. Şu kadarını da söyleyeyim, sürekli olarak bir çaba içindeler. Hem bakanlık hem Türkiye Petrolleri'nin başına getirilen, konunun kesinlikle alakası olmayan, uzmanı olmayan insanlar durmaksızın başarı öyküleri, rekor kırdık konuşup duruyorlar. Bir varil ekstra petrol, ilave petrol için alkış tutarım. 26 senem geçti Türkiye Petrolleri'nde. Ama şunu söyleyeyim, bakın 2020 yılı üretimi önümde 51.600 varil gün petrol eş değeri diyor. Petrol eş değeri dediğiniz zaman bunun içinde doğal gazda, yani doğal gazı da petrol birimine, petrol eş değerine çeviriyorsunuz, toplamını yazıyorsunuz demektir. Yoksa varil petrol dersiniz. Şimdi evet. Birincisi bu. 51.600'de rekor kırıyorlar. Hedefleri 61.500. Ben Türkiye Petrolleri'nde üretim grubunda senelerce çalıştım. En uzun oraya emek verdim. O dönemdeki arkadaşlarımızla biz bütün bunları bir gözden geçirdik. Ben bakıyorum 1989-90-91 yıllarından herhangi bir tanesinde rekor 74.300 sadece varil gün sadece petroldür. Eşdeğer gaz falan yok. Yurt dışı yok. Yurt dışında da üretimimiz var. Onları da yani kabalık etmek istemem. Bazı arkadaşlar kısa pantolonla gezerken bizim dönemimizde yapılmıştır o anlaşmalar Azerbaycan'la özellikle. Ağırlıklı olarak gelen petrol ve gaz Türkiye Petrolleri'ne bu faaliyetlerden geliyor. Şimdi siz 51.600'ü rekor diyorsunuz. Rekor 74.500'dür ve kemiksiz sadece petroldür. 90-91 olabilir. Özer Altan Genel Müdürdür. O dönemde olmuştur. Dolayısıyla yıllık ortalamaya baktığınız zaman da yani 89 yılı diyelim, yıllık 90 yahut yıllık ortalaması da 66 bin varil gündür. Yani yıl içinde daha yüksek üretim olur, düşer vesaire. Yani bu da gayet doğal ama ortalaması 66 bin varil sadece petroldür. Durmaksızın rekor kırdık. Yani birçok konuda olduğu gibi bu vatandaşlardan önce... Uçuyor Türkiye, haberimiz yok ama. Tabii. Ha, ne enerji sektörü var, efendim Esenboğa Havaalanı'nı da onlar yaptı, onu da o yaptı. Yani şaka gibi. Onun için bunları kayda girmesi açısından önemli gördüğüm için söyleme ihtiyacı hissediyorum. Aramızda konuşuyoruz, bu kadar emek verdik. Bir şey daha soracağım. Tabii. 1310 metrede bulunmuş. Daha önce ben evet. 2004-2005 yılında o bölgede petrol denizi olduğunu, Rimalan petrollerine yakın olduğunu vesaire yazdığım zaman bir sürü insan beni arayıp yok efendim Türkiye'deki petrol 4-5 bin metreden çıkıyor. Yarıklar var, fay hatları var. Türkiye'nin petrolü çok dipte olduğu için çıkartılamıyor. Şimdi birdenbire 1310 metreden petrol çıktı. Gerçekten çıktı mı da bilmiyoruz da.
Göreceğiz. Şimdi şöyle, 1310 metreden de petrol bulursunuz. Önemli olan bunun rezervi ne? Evet. Parasal değeri ne? Yaptığınız yatırımın karşılığında buradan ne alacaksınız? Genellikle bizim sahalarımız daha derin formasyonlara iner. Yani genel geçer bir doğrudur. Ayrı. Ama yani sizin iddialarınızı çürütecek bir şey değildir. 1300 metrede de bulursunuz. 5000 metrede de bulursunuz. Önemli olan bulduğunuz, dediğim gibi, API gravitesi nedir? Bu son derece kalitesiz. Küçümsemiyorum yani, bir varil bile olsa bir değerdir. Ama kaç para yatırdınız? Çıkartmaya ya, değer mi değmez mi? Değer mi değmez. Daha ortada üretim testi yok. 9 Aralık'ta başladık diyor TRT Haber. Yani dolayısıyla siz daha 9 Aralık'ta üretim testine başladıysanız üfürmeniz gerekir. Bir rezerv rakamı gene kuyuyu daha delmeden üfürdüğünüze göre burada da üfürebilirsiniz. Alıştık yani, biz artık. Üfürüklere alıştık. Hani, toplumu üfürüğe alıştırdılar. Din kardeşiyiz diye bir hani tabir var, ona benziyor. Hocam son sözlerinizi alayım. Sizin de yayınınız var. Ne diyorsunuz? Sevgi bu enerji meselesi ne oldu? Yani toplumun gerçekten bilgisi dışında şeyler gelişiyor ama bu enerji konusunda Türkiye'nin iş başına getirdiği bu insanlar gerçekten liyakat sahibi mi bunlar? Bu konuların asla, uzmanları asla mı? Son sorun bu olsun. Hiç alakası yok. Yani liyakat denen şey ayaklar altında. Bütün sektörlerde öyle. Petrol ve doğalgaz artı elektrik, tüm enerji sektörü tamamen liyakatsiz. Yani ya biat eden 3-5 tane adamla iş yapıyorlar. Tamamen söylüyorum, tasfiye ediyorlar. Özelleştirmeye hazırlamak için. Onun için elde hiçbir şey kalmadı. TPA BOTAŞ onu da satma hazırlıkları. Efendim söyleyince, hayır efendim halka arz ediyoruz. Ayşe teyzeyle siz mi alacaksınız? Yani ne halka arz? Kademe kademe götürüyorsunuz. Kaldı ki halka arz dediğiniz de bir özelleştirme yöntemidir. Dolayısıyla kelime oyunlarına gerek yok. Bunların bütün işi gücü Cumhuriyet'in bütün değerleriyle hesaplaşmak, satmak, işleri güçleri bu. Hangi yatırımı yaptınız, hangi taşın üstüne hangi taşı koydunuz? TEPA özelinde diyorum, gelen üretimin çok çok büyük bir kısmı eskiden faaliyette olan sahalar, Azerbaycan başta olmak üzere dışarıdan, onlardan çok önce yapılmış bir takım anlaşmaların bize sağladığı. Bakın bütün şeylerde var, veriler açık. Dolayısıyla keşke bunları yaşamamış olsaydık ama herhalde bir kusurumuz varmış ki Türkiye olarak, yani halk olarak bize zorla öğretiyorlar. Umarım bundan sonra ilk seçimde gereken dersi veririz. Bir mutlaka daha da gelmemek üzere giderler. Mutlaka. Bu arada ben de yayından sonra bir tansiyon ilacı alayım da biraz düşen tansiyonumu, yükselen tansiyonumu biraz düşürelim. Hocam çok eyvallah, teşekkür ederim. Gerçekten teşekkür bu konular Türk medyasında ve ele geçirilmiş yandaş medyada konu olmuyor. Yerli ve milli diyenler bu konuda hiçbir zaman ne su, ne enerji, ne iklim, ne barajlarımız, hiçbir konuda ne içme suyu, ne tatlı su, ne denizciler, bu konular hiç ama hiç sanki böyle birileri tarafından yasaklanmış, bu konular 20 yıldır Türk medyasında yok. Varsa yoksa işte Survivor izliyoruz. Reytingleri yerlerde sürünüyor. Yani evet, o kanalların. Zaten devletin bankalarını özelleştirmiyorlar. Her şeyi özelleştiriyorlar. Çünkü devletin bankalarından o medyayı yaşatıyorlar, reklamlarını verdirerek. Tek nedeni de bu zaten. Onlar ne olursa olsun onlar özelleşmiyor hocam. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben kolay teşekkür gelsin. Görüşmek İyi üzere hocam. Diliyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Önümüzdeki günlerde yine vatanı, milleti yakından ilgilendiren ve hepimizin ilgi duyup duyamadığı konuları ekrana taşımaya devam edeceğim. Hoşça kalın.